bir dolarlık ihracat yapmak için 1,5 dolarlık ithalat yapmak durumundayız. Bence en büyük sorunlardan bir tanesi odur. Ekonomik göstergelerdeki olumsuz tablo her geçen gün daha da belirginleşirken, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Türkiye ekonomisi hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu. Yabancı sermaye neden gelmiyor sorusunu yanıtladı. Demek hukuk iyi çalışması lazım. Politik düzen rahat olması lazım. Kendini iyi hissetmesi lazım buraya gelen adamın. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta 3 çocuk hatırlatması yapıyordu. Bir tane iflastır. 2 tane yerinde patinajdır. 3 biraz bizi ileriye doğru taşıyacak. Erdoğan, nüfusumuz ne kadar artarsa o kadar güçlü olacağız, bundan emin olun derken, duayen iş adamı Rahmi Koç'tan tam tersi bir açıklama geldi. Nüfus 80 milyon dolara, 80 milyon kişiye doğru gidiyor. Bu da bize büyük bir ayak bağı oluyor. Halbuki 50-60 milyonda kalsaydık çok daha zengin olurdu bu ülke. Koç'a Türkiye'de eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiye dair bir soru yöneltildi. Yanıtı ilginçti. Yapılan en büyük hata Türkiye'ne Amerika'yı mukayese etmek. Türkiye'ne İtalya'yı mukayese edeceksin. Yani bir Ford arabasından Rolls Royce'u mukayese etmenin bir manası yok. Çünkü altından kalkamazsınız. Yunanistan ekonomisini en iyi tanıyan isimlerden biri olan Rahmi Koç'un gündeminde de Yunanistan iflas ederse Avrupa Birliği etkilenir mi sorusu vardı. Yunan ekonomisi 0,8 evet. Avrupa'nın. Dolayısıyla olmuş olmamış Avrupa toplumuna büyük bir şey yapmaz. Ama psikolojik olarak Yunanistan'ın iflas etmesi ve Euro'dan Drahmi'ye dönmesi akla başka şeyler getirmeye başlar. Bilhassa İngiltere'den başlar bu. Bakın ta öbür tarafından. Dolayısıyla onu takiben İspanya ve Portekiz gelebilir. Çok tehlikeli bir duruma girer Avrupa toplumu. Rahmi Koç, Yunanistan ve Avrupa Birliği arasındaki krizle ilgili bir soruya da yanıt verdi. Yunanlılar nasıl olsa bizi kurtarırlar. Nasıl olsa sırtımız yere gelmez, biz arogan olalım, bilmem ne yapalım filan bir havasındalar. IMF'in durumu, IMF'nin durumu gayet katı ve şey, şimdi öbürleri bunu biraz itelerle kakalarlar mı, şey yaparlar mı, onu bilemiyorum, zaman gösterecek. Ama bazı mahfellerde Yunanistan artık can sıkmaya başladı, giderse gider, Avrupa toplumunda hiçbir şey olmaz havasındalar.